Bir kez daha merhabalar. Şimdi ne yapmıştık biz? Coğrafi konum içerisinde göreceli konumu işledik. Mutlak konum içinde ise boylam etkisini işledik. Ve geçeceğiz artık neye? Enlem etkisine. Hocacığım, bu enlem dediğimiz şey nedir? Önce ondan biraz küçücük bahsetmek istiyorum. Bak, hala gelmiş 68 yaşına hala bana diyor ki, hocam diyor, enlem olanlar böyle böyle olana bir... hocacığım, enlem şöyle kolaylıkla akılda kalır bak. Fıtı, fıtı, fıtı. Üç tane çizgi çizdim. Daha sonra bunları birleştirdim. CE. Hangi harfi elde ettim? E harfini, değil mi? Enlem dediğim çizgi tam olarak bu E'deki siyah çizgiler. Peki öğretmenim, ahanla bu siyah çizgiyle bu siyah çizgi birbirini kesebiliyorlar mı? Cıkız. Asla kesemezler. Birbirini ilelebet kesmemeye yemin etmiş, ant içmiş bu çizgilere matematikte, geometride biz ne isim veriyoruz? Paralel diyoruz, değil mi? Diyoruz ki bu çizgiyle bu çizgi birbirine paralel uzanır. E o yüzden enlemin diğer adını, daha doğrusu çizgiye dönüşmüş halini ne olarak aldık biz? Paralel olarak aldık. Peki şimdi biz burada ezber yapalım istemiyorum. Ezber yok. Mantığını anlayalım. Bir şeyin nedeni enlemdir demem için ne olmalı? Mantık bu. Şimdi bak, hemen uygulamaya başlıyorum. A'nda burada bir A noktası var. A noktasının bir özelliği, sıcaklığı kaç derece olsun? 29 santigrat derece. 29 çok önemli, biliyorsun ki Gümüşhane'nin plakası. A'da burada da B noktası var. B noktasının sıcaklığı ise 5 santigrat derece olsun. Şimdi soruyorum B noktasına, diyorum ki B noktası, sen neden A'dan daha soğuksun? Bunun nedeni olarak B noktası paralel diyebilir mi? Diyebilemez. Niye diyemez? Ben farklı bir paraleldeyim, ben farklı bir enlemdeyim diyemem. Çünkü aynı enlem üzerindeyim, değil mi? Dese ki B benim enlemimden kaynaklanıyor. A der ki saçmalama, aynı enlemdeyiz. Bunun nedeni enlem olabilemez der, değil mi? Ama şurada başka bir paralel, başka bir enlem var. C kenti var. C kentinin sıcaklığı 12 santigrat derece. Diyorum ki C, sen neden A'dan daha soğuksun? C bana diyor ki kardeş diyor, benim enlemim farklı. Olabilir mi? Olabilir, değil mi? Farklı bir enlemde bu adam A'ya göre. He, o zaman bir şeye enlem demem için onunla diğer kıyasladığım şeyin farklı enlemde olması lazım. A'da denizin suyu sıcaklığı C'den daha fazlaymış. Bu durumun nedeni enlem olabilir mi? Olabilir. A'da ağaçlar B'den daha erken çiçek açmışlar. Neden enlem olabilir mi? Olabilemez. Aynı enlemdeler. O zaman şöyle bir genelleme yapalım seninle. Bak, sana özel. Bunu kimseye anlatma sakın. Sırf senin için yapıyorum bunu. Eğer diyorum ki bir özellik doğu batı yönde kıyaslanmışsa ya da değişmişse, doğuya gidildikçe doğudan gelen batıya doğru demiş ise, o durum enlemle ilgili olabilemez. Onu önce anlattık zaten. O durum yükseltiyle alakalıydı Türkiye'de daha çok, değil mi? Ama eğer bir durum fıtı fıtı kuzey güney yönlü değişmişse, kuzeye gidildikçe sıcaklıkların azalması, güneye doğru deniz suyu sıcaklığının artması, kuzeyde turizm süresinin oldukça kısa olması gibi, kuzey güney, buna ek de alabilir, kuzeye kuzeyde kuzeyden, güneye güneyde güneyden gibi hal ekleri de alsın. Hiç önemli değil, bunlar birleşik yazılır bu arada. Hocacığım, eğer kuzey güney yönlü sıcaklıkla ilgili bir durum varsa işte onun nedeni enlem olmalıdır. Canım ülkemi şuraya kıtıcık kıtıcık çizdim bir daha. Şimdi ben sorayım, sen yanıtla. İzmir, Van, Antalya ve Samsun var. Bak, ben şehir yazıyorum. Bu alıştırmayı sen de yap ne olursun. Antalya'da bir özelliğin İzmir'den fazla olması. Biri güneyde, biri kuzeyde mi? Evet, o zaman enlemdir. İzmir'de bir özelliğin Samsun'dan fazla olması. Biri güneyde, biri kuzeyde mi? Evet, o zaman enlemdir. A'da Antalya'da bir özelliğin Van'dan fazla olması. Biri güneyde, biri kuzeyde mi? Evet, o zaman bu durum enlemdir. Ama bak dikkat. İzmir'de falanca özelliğin
Van'dan demiş. İzmir Van. Biri kuzeyde biri güneyde mi? Değil öğretmenim. Kız bunlar aynı enlem üzerindeler. O zaman bu durum enlem olabilemez. Olaya bakış açın bu olmalı. Ya da cümlelere dikkat et her zaman İzmir Van kuzey güney demez. Der ki Türkiye'de doğuya gidildikçe karın yerde kalma süresinin uzaması balım der. ÖSYM hep böyle balımlı konuşur. Böyle demişse o zaman bu durum Türkiye'de doğuya gidildikçe demişse enlemle ilgili olabilir mi? Olamaz değil mi hocacığım? Özel konum ile alakalıdır. Sakın ola unutmayacaksın. Peki hocam bu enlem tamam mantığını anladık da nelere neden oluyor? Bak enlem kendi içinde iki duruma neden olur. Türkiye'nin enlemleri fıtı fıtı 36 42 değil mi? 26 45 bizim meridyenlerimizdi. Hocam bu 36 42'ye baktığımda ben ne anlamalıyım acaba? Ne gibi sonuçlar doğurmalı bu? Bir sayılar 36 ile 42 kuzeye doğru mu büyümüş, güneye doğru mu? Hocam sayılar kuzeye doğru büyüyor. Sayıların kuzeye doğru büyümesi bizim kuzey yarım kürede olmamızın bir sonucudur. Demek ki enlemin ilk sonucu kuzey yarım kürede olmam. İkinci sonucu dünya üzerinde kuşaklar var. Şöyle kuşaklar çizeyim bak. 0 derece ekvator. 23 derece 27 dakika. 66 derece 33 dakika. Ve 90 derece kutuplar. Şimdi dünya üzerinde 3 tane kuşak. Matematik iklim kuşağı var. 0 ile 23 arasında kalırsan bu seni tropikal kuşakta yapar. Tropikal kuşak. 66-90 arasındaysan bu senin kutup kuşağında olduğunu gösterir. Bir de arada kalan kuşak var. Öğretmenim işte onun adı da ne? Onun adı orta kuşak. Peki sayılara bakıyorum. 23 sayısıyla 66 sayısı arasındaysam 25 derece mesela bu arada mı? Evet. 30, 35, 40, 45, 50, 66'ya kadar olan sayıların tamamı hangi kuşak içerisinde yer alır? Orta kuşak. Peki ben hangi paralel derecelerine sahibim? 36, 42. Ben 36 ile 42 bu araya yerleştirecek olursam 36 şuralarda bir yerde fıt. 42 de şuralarda bir yerde fıt. O zaman ben hangi kuşak içerisinde yer alıyorumdur? Orta kuşak. Demek ki enlemin ikinci sonucu benim orta kuşakta bulunmamdır. Unutma. Enlemin iki tane sonucu var. Bir, kuzey yarımkürede yer almak. İki, orta kuşakta yer almak. Bunların her ikisi de enleme bağlı. Yani mutlak konuma bağlıdır. Unutmayacaksın. Peki, hocacığım bunlardan orta kuşağı biraz didikleyelim. Orta kuşak bize lazım olsun. Orta kuşakta bulunmak nedir? Ve ne gibi sonuçları vardır? Gel beraber bakalım. Şimdi dünyayı tekrar çiziyorum buraya. Fıt. Biraz çirkin çizdim ama idare et. Anda dedim ki 0 ile 23 arası tropikal kuşak. Meyvelerinden falan biliyoruz biz burayı değil mi? Tropikal meyveler var ya hani her sabah eminim kahvaltıda yiyorsun bunları sen. Öyle bir insansın çünkü. Değil mi? Neler bunlar? İşte mangosu, işte şusu busu. Hocacığım bu kokonat tropikal... olur mu hocam? Efendim? Kokonat. Kokonat olur mu? Sen yiyor musun kokonat sabahları? Hayır yemiyorum. Hiç yemiyorsan olmaz. Sabahları yediğim... Hacacığım kokonatlı olsun hadi senin için. Hocacığım anında bak 0 ile 23'ler arası ne? Tropikal kuşak. Tropikal kuşakmış burası. Ben burada yer alır mıyım peki? Buranın özellikleri ne peki? Buranın özelliklerinden bir. Burada yıl boyunca yaz yaşanır mı? Yaşan sana soruyorum. Yaşanır mı? Yaşanır öğretmenim. Yaşanır değil mi? Yıl boyunca yaz yaşanır. Peki burada yıl boyunca yaz yaşanırken benim canım ülkem Türkiye'mde de yıl boyunca yaz var mı? Hayır yok. Var mı? Yok hocam. Yok öğretmenim. Ana ben yıl boyunca yaz yaşayamıyorsam demek ki ben burada değilim. O zaman dese ki bana Türkiye'nin yıl boyunca yaz yaşamaması aşağıda verilen durumlardan hangisini kanıtlar? Balım dese derim ki yıl boyunca yaz yaşıyor olması Türkiye'nin tropikal kuşak dışında bir yerde olduğunu gösterir. Bu bir. İkincisi burası güneş ışınlarını ne biçim dik olarak alabilen yer. Güneş ışınları dünya üzerinde sadece bu alana dik gelebilir. Türkiye'ye güneş ışınları dik olarak gelebilir mi? Gelebilemez öğretmenim. Neden gelebilemez? Çünkü Türkiye tropikal kuşakta değil balım. Hmm, bak peki bir yere güneş ışınları dik gelirse gölge boyu ne olur acaba? Kameraman ne olur? Sıfır olur kısa değil olur. Mi kameraman?
Şu an onu hesaplamaya eline ışık aldı. Onu hocacığım dik gelir ise eğer sıfır olur. Burada güneş ışınları dik geldiği için burada gölgeler sıfır olabiliyor. Peki kameraman kameraman. Türkiye'de gölgeler sıfır olabilir mi? Hayır olamaz. Dik neden olamaz? Çünkü. Neden? Güneş ışınları dik gelmiyor öğretmenim. Aferin değil mi? Güneş ışınları dik gelmiyor çünkü Türkiye tropikal kuşakta değil. Bak bu özellikler Türkiye'nin tropikal kuşakta olmadığını gösterdi. Peki başka kuşak var mı? Var. Bir başkası az önce yazmıştım. 66 derece 33 dakikalarla 90 dereceler arası. Abav 66 dereceler 90 dereceler arası. Gene bu siyahla taradım. Ne kuşakmış? Kutup kuşağı, kutup kuşağı. Burada da sürekli kış yaşanıyor. Değil mi? Baha'nın mıydı? Öyle birinin şarkısı vardı sanki. Kutupta yaz gibi özledim seni. Ne biçim güzel söyledim ha. Hocacığım burası da kutup kuşağı. Burada da yıl boyunca ne yaşanmakta? Kış. Türkiye'de yıl boyunca kış yaşanabilir mi? Yaşanamaz. Çünkü Türkiye kutuplarda değil. Değil mi? Sadece kutuplardaki bu alanlar yıl boyunca kış yaşar. Burada 24 saat ve üzerinde geceler gündüzler yaşanır balım. Türkiye'de 24 saat ve üzerinde geceler gündüzler yaşanabilir mi? Yaşanamaz. Çünkü Türkiye kutuplarda yer almaz. Hocacığım bir tane daha kuşak vardı. Orası da fıtı 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 fıtı. Orta kuşak dediğim bu alan. Maviyle taradığım bu alan. Türkiye tam olarak bunun içerisinde yer alıyordu. 36 ve 42'de. 36-42 benim kuzey yarımkürede olduğumu gösterirken aynı zamanda orta kuşakta olduğumu da gösteriyor muydu? Evet. Peki orta kuşakta olduğumda ne oldu? Ne gibi sonuçlar meydana geldi? Orta kuşakta olmamın sonuçları neler? Orta kuşakta olmamın sonuçlarını bacada diye kodlayacağız. Kameraman, bacada ne yaptığına dikkat et. Bacada yaptığın her şey ortadadır ha. Biri görüyordur. Bacada ortada. Unutma. Bacada ortada. Hocacığım bacada 4 tane maddemiz. Neler bunlar? Bak bunlardan ilki. Batı rüzgarlarının görülmesi. Batı rüzgarlarının etki alanında kalmamız. Hocacığım dünya üzerindeki sürekli rüzgarlara baktığımda tropikal kuşakta esen bir sürekli rüzgar var. Adı Alize. Bu bizde etkili mi? Etkili değil çünkü biz tropikalde değiliz. Kutupta esen bir rüzgar var. Adı kutup. Bu bizde etkili mi? Bu da etkili değil çünkü biz kutupta da değiliz. Ama bir de arada esen var. Bu arada esenin adı Batı rüzgarları. Batı rüzgarları ulen. Hocam Batı rüzgarları o zaman sadece bu alanda etkili olabiliyorsa benim canım ülkem, biricik ülkem Türkiye'mde de hangi rüzgarlar yıl boyunca etkilidir? Batı rüzgarları. Batı rüzgarlarının bende etkili olması benim bu arada yani orta kuşakta olduğum kanıtlar mı? Kesinlikle kanıtlar. Unutma. Geçtim ikincisine. Cephe İkinci yağışları. Özellik cephesel yağışların görülmesi. Cephesel yağış nasıl oluşur? Önce sana mantığını anlatayım mı bak. Cephesel yağış şudur. Cephe cephe. Savaş cephesi gibi düşün. İki tane düşman gelip ortada çarpışırsa biz oraya cephe diyoruz. İşte burada da iki tane düşman var. Fıt. Soğuk hava, sıcak hava. Soğuk havayla sıcak hava. Sen gel karşılaş. Kız bunlar karşılaşınca soğuk hava çok ağır. Ağır. Kış mevsimi geliyor böyle. Bir şey yapasın gelmiyor değil mi? Kolun kanadın böyle. Allah'ım depresyondayım. Unutuldum. Al. Ne güzel söylüyorum ben bugün ya. Hocacığım soğuk hava ağırdır. Adamı depresyona sokar ama ilkbahar geliyor, hava hafiflemeye başlıyor, sıcak hava çok hafif, üzerinden bir yük kalkıyor değil mi? İlkbahar mevsimi geliyor, hani kuşlar, ağaçlar diye dolaşıyorsun. Hocam ilkbaharla beraber sıcak olan hava yükselir. Burada da aynı mantık var, soğuk havayla sıcak hava çarpıştı, sıcak olan hava hafif hafif olduğu için soğuk havanın üzerine doğru yükseldi ve her zaman yağışlarda bunu çok net anlayacaksın. Her zaman genel yağış oluşumunun mantığı tektir. Going to yukarı, foşurt to aşağı. İngilizce anlattım. Umarım İngilizcen yeterlidir. Çünkü ağır bir İngilizce kullandım. Hocam yükselen hava yağışa neden olur. Biz bu yağış türüne cephesel yağış diyoruz. Peki soruyorum hemen. Kameraman, kameraman. Bu cephesel yağışlar tropikal kuşakta görülebilir mi? Balımsu. Bilmiyorum. Görülebilir mi? Bilmiyorum.
Bilmiyorsun değil mi? Cahil. Görülemez. Bak oradan söylüyor. Görülemez. Niye görülemez? Çünkü hocam soğuk havanın ne işi var? Tropikal kuşakta. Kız soğuk hava tropikal kuşakta bulunmaz ki. O yüzden bu adam tropikal kuşakta görülmez. Yani biriyle karşılaştın. Dedin ki hey bebeğim su. Çok ıslanmışsın. Neden? Yağmur mu düştü? Dedi ki cephesel yağışlar oldu bizim orada. Artık adam olaya ne kadar hakimse. Dedin ki ooo cephesel yağışlar. Sen Brezilya'da mısın dedin. Dedi ki hayır Brezilya'da olamam. Brezilya'da hiç cephesel yağış yok. Değil mi? Cephesel yağışlar burada görülemez. Buradaki yağış türü cephesel yağış olabilemez. Çünkü soğuk hava yok burada. E kutuplardan mı geliyorsun o zaman dedim. Hayır dedi, kutuplarda da cephesel yağış görülemez. O zaman bir adam bende cephesel yağışlar görülmekte derse derim ki o adam olsa olsa nerededir? Norta kuşaktadır değil mi? Sadece burada kutuptan gelen soğuk havayla ekvatordan gelen sıcak hava çarpışır. O yüzden cephesel yağış varsa orası kesinlikle orta kuşak olmak zorundadır. Unutma. Geçiyorum hemen diğer özelliğe. 4. Mevsimin belirgin yaşanması. 4 mevsim dediğim kimler? İlkbahar, yazbahar, sonbahar, kışbahar öğretmenim. İlkbahar, yazbahar, sonbahar, kışbahar. Acaba tropikal kuşakta görülür mü kameraman? Kameraman. Görülür. Görülür değil mi? Ayağımı ağzına sokarım. Görülmez hocam. Kışbaharın ne işi var tropikal kuşakta? Kutuplarda görülebilir mi kameraman? Görülür. Görülür değil mi işte? Siz kameraman gibi olmayın. Tamam. Olmayın. Bak KPSS'ye girecek. Tamam mı? Rakipleriniz böyle. O yüzden çok da böyle kendileri zor. Hocam kutuplarda da görülemez. Neden görülemez? Çünkü orası hep soğuk değil mi? Yıl boyunca kış var. Yıl boyunca yaz var. Ama bu arada... bazen yaz oluyor, bazen kış. Nasıl oluyor? Bazen güneşi şu kalem olarak düşün. Güneş aşağı doğru gidiyor. Aşağı gelince güneş kutuplar diyor ki ana burada kimse yok diyor. Biz burayı istila edelim. Kutuplardaki hava buraya gelir ve kış yaşanır. Bazen kuzeye doğru gidiyor. Kuzeye doğru gelince kutuptaki hava kaçıyor. Burada yaz yaşanıyor. Dört mevsim dediğimin ikisi yaz ve kış. İki tanesi de ne? Aradaki geçişler. İlkbahar, sonbahar. O yüzden dört mevsim var ise eğer bu adam kesin olarak nerede olmak zorunda? Orta kuşakta olmak zorunda. Ama buna çok benzer bir cümle var. Nedir o biliyor musun? Diyor ki aynı anda birden fazla mevsimin yaşanması. Aynı anda birden fazla mevsimin yaşanması demiş. Hocacığım aynı anda birden fazla mevsim ne? Ben Antalya'dan geliyorum buraya. Antalya'da durum tam olarak şu. Şu anda aylardan işte Ekim falan insanların bir kısmı dağda kayak yapıyor. Şu an yapmıyorlar. Şu an çok salladım ya. Tamam o zaman şöyle olsun. Şöyle olsun. Mevsim Nisan. Nisan buna tam uyuyor. Gerçek Nisan uyuyor. Nisan mevsiminde turistler bizimkiler Nisan çok bilmiyor daha. Nisan mevsiminde mi Nisan ayında mı hocam? Efendim? Nisan ayında mı, Nisan mevsiminde mi? Nisan mevsiminde mi dedim? Evet. Ay çok özür dilerim. Hiçbir şey bilmez bunu söyleyeyim. Hocacığım Nisan ayında Antalya'da turistler denize giriyor. Soğuk denize ama gene de denize. Yaz mevsimi gibi davranıyorlar. Ama dağın tepesinde hala karlar erimemiş. Bizimkiler de yukarıda manitasıyla kar topu oynuyor. Kardan adam yapıyor. Kış özelliği gösteriyor. Bak aynı anda Nisan ayında birileri kış, birileri yaz yaşayabiliyor. Peki o birileri nasıl bunu yaşayabiliyor? Birileri kış çok yüksekte. Birileri yaz onlar da alçakta. Demek ki aynı anda birinin yaz, birinin kış yaşaması yükseltiyle, yeryüzü şekilleriyle ya da buna ne diyorduk biz? Göreceli konum, özel konum ile alakalıdır. Aynı anda derse özel konum. Mesela bizim kameraman aynı anda iki işi birden yapıyor. Hem şu anda benim videoları çekiyor hem de bir yerden montaj yapıyor videoları yetiştirmek için. Çünkü özel bir adam. Aynı anda iki işi yapabiliyor. Özel. Aynı anda birden fazla derse çalışabiliyor. Özel. Aynı anda birden çok manitu yapabilmesi mümkün değil. Değil. Aynı anda birden fazla deyince aklına özel gelecek. Özel. Aynı anda birden fazla
göreceli konumla alakalı. Ama dört mevsim kim? Say, ilkbahar, yazbahar, sonbahar, kışbahar. Türkiye'de var mı? Var. Çünkü orta kuşakta. Yunanistan orta kuşakta var. İtalya var, İspanya var, Amerika var. Niye? Orta kuşaktalar. Dört mevsim. Orta kuşakta aynı anda birden fazla. Mevsim özel konum, yer şekilleriyle alakalı. Devam ediyorum, geçtim. Bir başkası ise... Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Akdeniz ikliminin görülmesi. Hocam, Akdeniz iklimi sadece Akdeniz havzası, o deniz havzası çevresinde görülmez. Akdeniz iklimi dünya üzerinde 30 derece ile 40 derece arasında kalan dağlık kıyılarda görülür. 30 derece ile 40 derece arasında kalan Güneydoğu Anadolu'da var. Akdeniz kıyılarında var. Ege, Güney Marmara'da var değil mi? Ama Karadeniz'de yok mesela. Niye? 30 ile 40 arasında yer almıyor. Hocacığım, işte Akdeniz iklimi dediğim bu iklim 30-40 aralığındaysa, bu 30 ile 40 66-23 arasında, yani orta kuşakta yer almaz mı? Yer alır. O zaman bir adam derse ki kardeşim bende Akdeniz iklimi var, derim ki sen kesinlikle ortada bir yerde yer alıyorsun. Orta kuşakta yer alıyorsun. Bu benim orta kuşakta bulunmamın ana sonuçları. Lakin ÖSYM amca her zaman bildiğimiz gibi şaşırtmaya devam ediyor. Mesela buna bu bacada dışında benzer cümleler kurarak şöyle demiş. Demiş ki yıl içinde sıcaklıkların çok fazla değişmesi. Yıl içinde sıcaklıkların çok fazla değişmesi. Bazen üşüyorum, bazen yanıyorum demek değil mi? Evet hocam, o zaman bazen üşüyorum, bazen yanıyorsam bu aynı zamanda dört mevsimdir değil mi? İlkbahar, yazbahar, sonbahar, kışbaharı söylüyordur bana. Yandığım mevsim yazdır, üşüdüğüm mevsim kıştır. Yıl içinde çok değişmesi yaz ve kış demek çünkü. Böyle demiş mesela bir cümlede. Bir başka cümlede demiş ki yıl içinde kıyafet değiştirme isteğinin, ihtiyacının fazla olması. Yıl içinde kıyafet değiştirme ihtiyacı bazen mont, bazen ise askılı giymek demek. Yani yine yaz kış demek mi? Demek gene bunu kastetmiş. Orta kuşaklı olmama bağlı bu da değil mi? Veyahut da bak Akdeniz iklimi demez. Akdeniz ikliminin bana tipik bir bitkisini söyle kameraman. Efendim hocam. Zeytin değil mi? Zeytin. Zeytinin olması. Hocam zeytin neyle alakalıdır? Akdeniz iklimiyle. O zaman bir yerde zeytinin yaşaması gene onun Akdeniz iklimi gördüğünü, yani orta kuşakta olduğunu, enlemine, mutlak konumuna bağlı mıdır? Bağlıdır. Devam ediyorum bak. Ahan da bunun bitki örtüsü, hakim bitki örtüsü neydi? Unutma ki dünya fani. Maki. Maki. Tamam gitme. Dur şaka yap. Hocacığım, maki bitki örtüsü Akdeniz iklimini kanıtlar. Orta kuşakta olmama, enlemime, yani mutlak konumuma bağlıdır. Unutmayacaksın. Bunlar benim orta kuşakta, orta enlemde bulunmamın bazı sonuçlarıydı dedik. Ve böylelikle bu konuyu bitirdik. Şimdi geçeceğiz kuzey yarım kürede olmamın sonuçlarına. Ama ne zaman? Parmaktan sonra. Bir sonraki derse bekliyorum.